Microsoft işletim sistemi, internet bant genişliğinizin %80'ini kullanır. %20 ayrılmış bant genişliği cost trafiği içindir. Bu trafik, Windows güncellemeleri, haritalar, konum bilgileri, geri bildirimler gibi sorgu trafiği için ayırmaktadır. Bu değeri kapatarak, internet bant genişliğinde performans artışı sağlayabiliriz. Bu değeri kapatmadan önce, internetinizin hız değerlerini not alarak, aradaki farkı görmenizi tavsiye ederiz. Ayrılabilir bant genişliği nasıl kapatılır bakalım. Windows arama bölümüne bu komutu yazalım ve arama sonucunda çıkan uygulamaya tıklayalım. Aynı ekrana klavyeden, WinR tuşuna basıp buraya yazarak da ulaşabilirsiniz. Karşımıza gelen yerel grup ilkesinin bilgisayar yapılandırması bölümünden, yönetim şablonları bölümüne tıklayalım. Açılan alt ekrandan, A seçeneğine tıklayalım. Açılan seçeneklerde yer alan, COS paket zamanlayıcısı seçeneğine tıklayalım. Orta bölümde açılan seçeneklerden, ayrılabilir bant genişliğini sınırla seçeneğine çift tıklayalım. Seçeneği etkin seçerek, bant genişliği sınırını bölümünü 0 olarak değiştirelim. Bu seçeneği eski haline getirmek isterseniz, tekrar bu ekrana gelerek yapılandırılmadı seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Tamam butonuna tıklayıp işlemi sonlandıralım ve bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Windows'un bant genişliği sınırı devre dışı kalmıştır. Yerel grup ilkesi, işletim sisteminin Pro ve Enterprise sürümlerinde yer alır. Single veya Home sürümlerinde yer almamaktadır. Bunun için, Regedit kayıt defteri düzenleyicisinden oluşturmanız gerekmektedir. Arama bölümüne gelelim, buraya Regedit yazalım. Arama sonucunda çıkan kayıt defteri düzenleyicisine tıklayalım. Kayıt defterinde bu yolu takip ederek, gerekli değer verisini oluşturalım. Ayarların geçerli olması için bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Bant genişliği sınırlamasını varsayılan ayara çevirmek isterseniz, oluşturduğumuz değeri silmeniz yeterli olacaktır. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.